Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Evet, görmüş olduğunuz gibi bugün sizinle hem çok kolay hem de çok zevkli yapılan bir model çalışacağız. Bakın, ben bu şekilde boyunluk yaptım. Bunu da birazdan sizinle birlikte paylaşacağım. O kadar güzel ve o kadar kolay ki inanın 2-3 saatte bile şu görmüş olduğunuz boyunluğu yapabilirsiniz. Elimden geldiği kadar bunu sizlere anlatmaya çalışacağım. Öncelikle kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Evet arkadaşlar, öncelikle modelimizin anlatımına geçmeden önce bu modelden neler yapabiliriz, bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu modelden yine bebek örgülerinde hırkadır, süveter, yelek, o tarz örgülerde kullanabiliriz. Yine böyle şapka, bere, atkı, boyunluk, battaniye yapabiliriz, kırlent yapabiliriz, çanta yapabiliriz. Yani o kadar güzel bir model ki istediğimiz her şeyi gönül rahatlığıyla yapabiliriz. Şimdi ben bunda ip olarak şöyle şu şekilde göstereyim arkadaşlar. Göksim, bu iki yumak bende vardı. Ben bunu değerlendirmek istedim. Bir yumağından boyunluk çıktı. Bu yumakla da aynı takımın şapkasını yapacağım. Bunu da yine sizlerle paylaşacağım. İki yumak yeterli oluyor. Orta kalınlıkta bir ip. Şöyle şu şekilde göstereyim. Orta kalınlıkta bir ip. Ben bu ipe biraz yumuşak dursun diye 3,5 numara tığ kullandım. Aslında 3 numara tığla da olabilir ama ben biraz daha yumuşak olmasını istediğim için 3,5 numara tığ kullandım. Şimdi sizlere küçük bir model şeklinde göstereceğim ama bunun da sayılarını vereceğim. Bizim bu yapmış olduğumuz ölçü 3-3,5 yaşlarında bir çocuk için boyunluk oldu. Siz isterseniz atkı olarak da çalışabilirsiniz. Onu da nasıl yapacağınızı anlatacağım size. Ben hani bazı çocuklar takmayı sevmez ya, hani çıkarırlar, atarlar. Ben o yüzden bu şekilde boyunluk olarak tercih ettim. Şu şekilde pomponlarla da güzel bir görünüm elde edilmiş oldu. Gerçekten çok kolay ve çok şık bir model. Bunu ayrıca erkek bayan hiç fark etmez. Her ikisi için de yapabilirsiniz. Erkek çocuğu, kız çocuğu, hatta yetişkin erkek ve bayanlar için de yine bu model yapılabilir. Evet arkadaşlar, öncelikle ipimizi alalım. Vakit kaybetmeden başlayalım. Şimdiden hepimize kolay gelsin. Şimdi ben size küçük bir modelde göstereceğim için 33 adet zincir çekeceğim. 33 adet zincir çekelim, gelelim arkadaşlar. Zincirimiz mutlaka tek sayıda bitmeli. Yani 34, 36, 38 gibi değil. 33, 35, 37 gibi, örnek vereyim. Tek sayıda bitmeli. Bu şekilde 33 adet zincir çekelim ve gelelim. Evet arkadaşlar, 33 adet zincirimizi çektik. Zincirimizi şu şekilde ters çeviriyoruz arkadaşlar, sırt bölümünden. Yani şu şekilde değil, şöyle sırt bölümünü çeviriyoruz. İpimize tığımızı, ipimizi bir kez doladık. 1 2 3 zincire atlayıp 4. zincirimize batarak burada bir ikili trabzan yapıyoruz. Yine üzerine aldık, hemen yanındakine yine ikili trabzan, üzerine alıyoruz, yanındakine ikili trabzan, ikisini bir çekiyoruz. Bu sırayı sıra sonuna kadar bu şekilde ikili trabzan yapalım, gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sıra sonuna kadar bu şekilde ikili trabzan olarak devam ettik. 33 adet zincir çekmiştik, 3 zincirimizi atladık, sıra sonuna kadar yaptık. Doğal olarak bizim burada 29 adet ikili trabzanımız olmuş oldu. Dediğim gibi modelimizi kurabilmemiz için tek sayıdan bitmesi gerekiyor. Şimdi arkadaşlar, 3 adet zincir çekiyoruz, modelimizi bu şekilde kuracağız ve örgümüzü ters çevirdik. Tığımızın üzerine bir kez doluyoruz. Bakın, ilk trabzanı atlıyoruz. İlk trabzanı atlıyoruz. İkinci trabzanımızın belinden şu şekilde doladık ve ipimizi aldık.
Evet arkadaşlar, tığımızın üzerine ipimizi aldık. İlk trabzanımızı atlıyoruz. İkinci trabzanımızın belinden şu şekilde doladık. İkisini bir, ikisini bir aldık. Tekrardan üzerine aldık. Bakın hemen yanındaki trabzana yine aynı şekilde ikisini bir, ikisini bir. Aynı işlemi 4 kez 4 trabzan üzerinde yapmış oluyoruz. Bu şekilde. Daha sonra üzerine aldık. Bakın örgümüzü şöyle tutuyoruz. Arka kısımdan şu şekilde arkadaki trabzanımızı şu şekilde doladık. Çok net gözükmüyor sanki. Kameramda bir sorun var. Evet. Bu şekilde yine ikisini bir, ikisini bir. Aynı işlemi bu sefer de bakın şöyle arka taraftan trabzanların belinden dolayarak alıyorum. 4 trabzana da bu şekilde uygulama yapıyorum. Üç ve dört. Şimdi üzerine yine doladık arkadaşlar. Bu sefer yine bakın ön taraftan yani öndeki trabzanlardan aynı işleme devam edeceğim. İkisini bir, ikisini bir alıyorum. Normal ikili trabzan olarak. Bakın bu sefer yine önden dört trabzan yapmış oldum. Tığımın üzerine aldım. Arka taraftan yani trabzanlarımızı arka taraftan örüyorum. Yine ön taraftan aynı şekilde hiçbir değişiklik yapmadan evet, yine arka taraftan yani trabzanlarımızı arka kısımdan şu şekilde alıyorum arkadaşlar. Net belli olmuyorsa bakın şu şekilde belinden dolayarak ve yine son olarak ön taraftan 1 2 3 ve 4. Şimdi son olarak 4 trabzanımızı yaptık arkadaşlar. Bakın hani şu ilk başlangıçta yapmış olduğumuz 3 zincirimiz vardı ya. Orası bizim kenar kısmımız. Yine bir kez doluyoruz tığımıza ve o noktaya batarak bir ikili trabzan yapmış oluyoruz. Şimdi yine 3 zincir çekelim. Şöyle bir göstereyim modelimizi. Arkadaşlar bu ölçü normalde aslında bir atkı boyutunda yani çocuklar için yapabileceğimiz atkının boyutunu verdim. Ama benim ipim ince olduğu için biraz küçük duruyor. Siz yine bunu buradaki gibi orta kalınlıkta bir iple 33 zincirle başlarsanız bu şekilde de modeli kurarsanız çocuk için atkı boyutu olmuş oluyor. Şimdi ikinci sıraya döneceğiz. Yani diğer tarafa 3 zincirimizi çektik. Evet. Şimdi burada yine üzerine alıyoruz arkadaşlar. Bakın bunu arkadan şöyle tuttuğumuz zaman trabzanlar arka tarafta kalmış oluyor. Dolayısıyla arka taraftan öreceğiz. Tığımıza doladık. Yine aynı işlem. Hiçbir değişiklik yok. Yine bakın trabzanlarımızın belinden doluyorum. Normal ikili trabzan yapıyorum. Evet. Bakın şimdi ön taraftayız. Tığımıza yine doladık. Bu sefer ön taraftan öreceğiz.
şu şekilde belinden dolayarak ön taraftan örmüş olacağız. İki sırada bir değişmiş olacak arkadaşlar. Evet, yine tığımıza doladık. Bakın, arka taraftan, arkadan dolayarak yapmış olacağız. Bu sırayı da arkadaşlar bu şekilde önden gördüklerimizi ön taraftan örelim. Bu şekilde arkada olanları arka taraftan örelim. Sıramızı sıra sonuna kadar bitirelim ve gelelim. Evet arkadaşlar, bakın sıramızın sonuna kadar geldim. Yine hani burada yapmış olduğumuz 3 zincir vardı ya, bakın yine tığımın üzerine aldım ve o 3 zincire şöyle göstereyim. Şuraya batarak bir üst sıraya çıktım. Bakın model kendini ufaktan ufaktan göstermeye başladı bile. Burada 3 sıra var. İlk başlangıç sırayı saymıyoruz. 2 sıra daha yaptık. Şimdi modeli çevireceğiz. Yani kutu kutu olması için tam tersini yapacağız. Yine 3 zincir çekiyoruz arkadaşlar. Döndük. Bakın şimdi burada düz örmüşüz. Burası düz kısım. Şimdi bunun ters olması için yine tığımıza doladık. Normalde böyle yapıyorduk. Böyle değil. Bu sefer arka taraftan alıyoruz. Şöyle arkadan. Yine aynı şekilde ikili trabzan yapıyoruz ama arkadan alarak yapmış oluyoruz. Evet, bu sırada düz bir kutucuktu, öyle söyleyelim. Burası ters, burası düz. Şimdi burada burası ters, burası düz olacak. Yine tığımıza doladık. Bakın burası ters bölümdü. Şimdi burayı da düz olması için bu şekilde önden öreceğiz. Yine her yuvaya her trabzandan bir kez dolayarak bu şekilde yapıyoruz. Bakın üzerine aldık, tekrardan arka taraftan bu sırayı da böyle devam edelim arkadaşlar. Sıra sonuna kadar önden gördüklerimizi arkadan, arkadan gördüklerimizi önden alarak devam edelim. Evet arkadaşlar, sıra sonuna kadar geldim. Bakar mısınız modelin güzelliğine? O kadar güzel oluyor ki gerçekten, hem kolay hem de her şeyde kullanabileceğiniz bir model. Şimdi yine sıra sonunda bakın, hani şurada yapmış olduğumuz zincirli sıramız vardı. Yine tığımızın üzerine aldık. Bakın o zincirli noktadan battım ve yukarı çıkmış oldum. Yine 3 zincir çekiyoruz. Her sıra başında bu 3 zincirimizi mutlaka yapıyoruz. Şimdi ters çevirdik yine örgümüzü. Bakın burası şöyle önden alıyoruz. Belli oluyor zaten. Bunları ön taraftan alarak ördük. Tığımıza doladık. Bakın şöyle çevirdiğimiz zaman bunlar arka kısımda zaten anlaşılıyor. Onları da bu şekilde belinden dolayarak bu şekilde öreceğiz. Yine üzerine aldık. Bakın ön taraftakiler. Yine bu sırayı da arkadaşlar önden gördüklerimizi, yani bu tarafta bize bakanları önden, bu kısımdaki olanları şöyle arka taraftan sıra sonuna kadar örelim ve gelelim. Evet arkadaşlar, bakın sıramız bitti. Modelimiz bu şekilde. Dediğim gibi iki sırada bir değiştiriyoruz. Bir sonraki sırada bu kısma düz, bu kısma ters kısımlar gelmiş olacak. Yine aynı şekilde 3 zincirimizi çekiyoruz. Bakın şöyle modelimizi çevirdiğimiz zaman burası ters, burası düz. Ne yapıyoruz? Ters olan kısmı şu şekilde düz
örüyoruz. Düz olan kısmı ise bakın şu şekilde arkadan şöyle alarak ters örüyoruz. Evet. Bakın modeli böyle değiştirmiş oluyoruz. Burası tersti, şimdi düz örüyoruz. Burası düzdü, şu an ters yapıyoruz. Böylece kutucuklar yer değiştirmiş oluyor. Şimdi arkadaşlar, biraz önce de bahsettim. Benim bu vermiş olduğum ölçü size 33 adet zincirle bu normal 2,5-3,5 yaşlar arasında çocuklar için atkı ölçüsüdür. Şu şekilde orta kalınlıkta bir ip için. Benim şu andaki ipim ince olduğu için biraz daha küçük durdu. Şimdi biz atkı yapıyorsak, bakın şurada bizim 7 tane dilimimiz var, kutucuğumuz var. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Bu 7 dilimin düz, ters, düz, ters, düz, ters, düz bu şekilde olması gerekiyor. Her kutucukta 4 adet trabzan kullandık. Eğer atkı yapacaksak şu şekilde düzle başlamalıyız ve bu şekilde ilerlemeliyiz. Ben size boyunluğunu sayılarını vereceğim. Ben bu şekilde boyunluk yaptım. Siz de eğer boyunluk yapmak istiyorsanız ben bu boyunlukta 89 adet zincir çektim. Bu da yine 3-3,5 yaşlar arasındaki çocuklar için bir boyunluk oldu. Birazdan size ekleme kısmını da göstereceğim. Bunda 89 adet zincir çektim. Hemen arkasını gösteriyorum. Tığ ile kapattım, birleştirme yaptım. Onu da göstereceğim size. Şunu da alayım. Şöyle. Bakın bunda düz ile başladık, düz ile bittik modeli. Bunda düz ile başladık, ters ile bitmiş olduk. Bunu da neden böyle olması gerekiyor? Hani bunu kapatıp dikeceğiz ya, atkımız düz olacağı için böyle bir şeye gerek yok. Ama bunu da kapatıp dikeceğimiz için o zaman iki tane düzün, örneğin şundan göstereyim. Şöyle iki düz modelin bakın böyle yan yana gelmemesi için, simetri bir şekilde durması için düzle başladık, tersle bitirdik. Ve bu şekilde de örgümüzün formu bozulmamış oldu. Yine bakın bir düz bir ters, bir düz bir ters olarak örgünün devamı devamıymış gibi o şekilde bitti. Bu şekilde yaparsak her iki tarafı da düz olacaktı. Bunun içinde ne yapıyoruz? Yani ters sırada bitirmiş oluyoruz. İsterseniz de zincir sayısında kafanız karışırsa şöyle de yapabilirsiniz. Göz kararı zincirinizi çekersiniz. Modelinizi kurarsınız. Düz ile başlayıp tersle bitirdiğinizi düşünün. İdeal boyutuna geldiğiniz zaman kalan zinciri iptal edersiniz. Orada koparırsınız o zinciri. Böyle de yapabilirsiniz. Eğer kafa karışıklığı olmasın istiyorsanız. Ben elimden geldiği kadar bütün ayrıntıları vermeye çalıştım size. Şimdi ekleme kısmını nasıl yapacağım onu göstereceğim size. Örneğin bu bizim boyunluğumuz olsun. İstediğimiz ölçüde bunu yaptık. Hemen şöyle gösteriyorum. Şu şekilde ikiye katladık boyunluğumuzu. İlk bakın bitiş noktasındaki noktadan tığımı tutturdum. Kaydırma tekniğiyle kapattım. Sonra bir zincir çektim. Hemen bakın yandaki trabzana battım. Kaydırma ile kapattım. Bir zincir çektim. Karşı trabzana battım. Kaydırma ile kapattım. Bir zincir çektim. Yine karşı noktaya battım.
kaydırma ile kapattım. Ben boyunluğu bu şekilde ekledim. Siz isterseniz bu şekilde yapabilirsiniz, isterseniz de dikebilirsiniz. Bu tamamen sizin arzunuza bağlı. Evet, bu şekilde sıra sonuna kadar birer zincir çekip karşı yönlere batarak bu şekilde kapattım. Daha sonra da ipimi kopardım. Bakın şöyle minik minyatür boyunluk düşünün. Kapatma sistemini bu şekilde yaptım. Gayet güzel, hani hiç belli olmuyor. Şu şekilde böyle yaptık. Siz de bu şekilde kapatabilirsiniz dediğim gibi, ya da dikebilirsiniz. Şuradaki zincir detayı size kalmış. İsterseniz yaparsanız, isterseniz düz olarak da kullanabilirsiniz. Onu da size hemen nasıl yaptığımı söyleyeyim. Pomponları önceden hazırladım. Pomponları zamanınızı almamak adına anlatmadım. İster pompon yapma aparatları var, onunla isterseniz yine farklı sistemlerde pomponlarınızı hazırlayın. Şu şekilde zincirimizi çekiyoruz. Evet arkadaşlar, göz kararı bir miktarda zincir çektim. Bunu bizim küçük boyunluğumuz olarak düşünün. Bakın şöyle düz kısımda, yani düz olan kısımdan şu şekilde iki trabzanımızdan battım. Şöyle zincirimi taktım. Yine aynı şekilde bir sonraki düz zincirden şöyle, siz bunu minik boyunluk olarak düşünün. Bu şekilde yaptık. Evet. Bakın bu şekilde taktım. Daha sonra iplerimin ucuna da pomponlarımı taktım. Ve şöyle ayarladım. Hepsi bu kadar. O kadar kolay ki, uzun bile anlattım inanın, çok ayrıntılı olsun diye. Çok kolay, çok basit bir model. Siz de yapabilirsiniz. Çocuklarınıza veya sevdiklerinize hediye edebilirsiniz. Evet arkadaşlar, bugünlük benden bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videoda şapkamızın yapımına geçeceğiz. Aynı takımın şapkasını göstereceğim sizlere. Beni izlediğiniz için, bana eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.